Herkese merhabalar. Aksu TV ekranlarında ve YouTube kanalımda yayınlanan Genç Portreler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz şehrimizin başarılı iş kadınlarından Ayşe Akdağ. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Ayşe Akdağ. Bayan kuaförüyüm. 8 yıldan beri kendi işletmem var. Bu şekilde. Hem mesleğinizde başarılısınız hem de yakın zamanda çok zor süreçler yaşadınız. Hepsini sırayla konuşacağız ama ben ilk olarak bu mesleğe nasıl başladınız? Oradan başlamak istiyorum. İlkokul dönemi, lise dönemi, yani o dönemlerde mi atılmaya karar verdiniz bu mesleğe? Buraya sizi iten ne oldu? Şöyle, aslında benim için hiç hesapta olmayan bir meslekti diyebilirim. Her şey tamamen sürpriz oldu. Ben aslında ticaret meslek lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum. Bu şekilde. Sonra bir an bizim bir hocamız vardı okulumuzda. Kendisi aynı zamanda müdür yardımcımız. Ben okulda işte böyle biraz el yatkınlığım var bu mesleğe. Kızların saçlarını falan örerdim. Sonra kendisi bizim için çok kıymetlidir. Bizim her şeyimizle ilgilenen bir hocamızdı. O bunu fark etmiş ve kendisi de bir süre sonra esnaflığa heves salınca bir bayan kuaförü ve bir internet kafe açmıştı. Sonra bana demişti ki, Ayşe kızım, senin elin bu mesleğe çok yatkın, ben görüyorum. Ben bir bayan kuaförü açacağım. Gel seni de başına koyalım, mesleği öğren, buradan yürü devam et, dedi. Son senemdeydim. Lise sonunda. Evet, lise sonundaydım bilgisayar bölümünde. Bir anda yani çok cazip geldi işte hayat. Yani olacaksın ya. Tamam dedim, kabul ettim. Stajımı başka bir yerde gösterdik. Sonra başladık. Öncelikle bu şekilde başladım. Yani orada kaç yıl çalıştınız peki? Orada yaklaşık bir yıl falan çalıştım. Sonra bazı anlaşmazlıklar falan oldu. Sonra daha bir farklı bir işletmeye geçtim. Orada mesleği öğrendim. Peki kendi yerinizi açma süreciniz nasıl oldu? Yani kaç yıl bir yerlerde çalışıp da hemen kendi yerinizi açtınız? Yaklaşık bir 3 yıl kadar o işletmedeydim. Biraz gerçekten de elim çok yatkın olduğu için normalde daha uzun bir süre lazım. Ama ben 3 yılda hızlı bir şekilde öğrendim. Araya tabii biraz evlilik gibi bir durumum oldu. Evlendim. Sonrasında 2 sene evimdeydim. Meslekten uzakta kaldım. Sonra yapamadım yani. Eşime işte ısrar ettim. İşte bir iş yerim olsun. Ben devam etmek istiyorum, çalışmak istiyorum. O da sağ olsun beni kırmadı. Başladık. 2 yıl sonra ben kendi salonumu açtım. Başına geçtim. O şekilde 8 yıldan beri de kendi salonum var. Yani lise bittikten kaç yıl sonra kendi iş yerinizi açmıştınız? 4 yıl, 5 yıl sonra filan. Yani kaç yaşlarındaydınız ilk iş yerinizi açtığınızda? Bayağı i̇lk da genç açtınız o zaman. Evet, ilk iş yerimi açtığımda 22 yaşındaydım. 21, hatta 21 yaşındaydım, evet. O zaman peki, yani o kadar küçük bir yaşta şimdi bugünkü gençlere bakacak olursanız 21 yaşına bu tarz şeylere çok da cesaret edemiyorlar açıkçası. Yani o zamanlar nasıl cesaret ettiniz? Çeşitli de imkanlar gerekiyor. Bu imkanları nasıl buldunuz? Evet, şöyle, ben çok küçük yaşımdan beri hep böyle bir çalışma hayatındaydım. Ben küçükken babam vefat ettiği için böyle hep bir tutunma, hep bir kendi ayaklarının üzerinde durma çabası vardı bizde. Ondan dolayı zaten evde hiç duramadım yani. Sürekli çalışma, üretme isteği vardı bende. Erken oldu ama hiç zorlanmadım yani. Çok güzel oldu benim için. Yani içinizdeki istekle diğer imkanları da sağladınız ve kendi işlerinizi açtınız. Evet, evliydim zaten. Eşim sağ olsun hep arkamdaydı, yanımdaydı. Beni her zaman için destekledi. Peki kendi işlerinizi açtıktan sonra, hani her şey bununla da bitmiyor. İnsanın gerçekten bir başarı göstermesi gerekiyor. İşinde iyi olması gerekiyor ki tercih edilsin. En son yanlış hatırlamıyorsam sizi sosyal medyadan hatırlıyorum. Ben gözü kapalı bu topuz mu yapıyordunuz? Evet, evet. Şöyle, tabii kolay olmadı. Çok çabaladım. Bunun için çok uğraştım. Şöyle söyleyeyim size. İlk topuzda yeteneğim olduğunu fark eden meslektaşlarım,
dostlarım oldu. Onlardan bir tanesi de sağ olsun bir organizasyon yapmıştı Hatay'da. İlk sahnem orada oldu. Ondan sonra topuza karşı ayrı bir ilgim olduğunu, ayrı bir yeteneğim olduğunu fark ettirdi bana. Ve ben bunun üzerinden devam ettim. Sürekli çalıştım, sürekli pratik yaptım. Bu şekilde ilerledi. Sonra zaten farklı sahnelerde aynı şekilde topuzda sahneler aldım, organizasyonlarda. Beni çok mutlu ediyordu topuz yapmak. Benim için gerçekten çok çok özel bir şey. En başarılı olduğunuz alan orası mı? Evet. Bir de bir dönem bir şov takımına katılmıştınız. Orada da bir başarı elde etmiştiniz sanırsam. Antalya'da mıydı? Evet, Antalya'da bir şov takımındaydık. Orada da çok güzel başarılara imza attık. Bu şekilde. Oralarda ne, yani yarışma nasıl oldu? Ne yarışmasıydı? Nasıl gittiniz? Bunlardan da bahsederseniz bize. Orada yine bir organizasyon gerçekleşmişti. Beni aradılar, bir şov takımına dahil ettiler. Kimlerle yarıştınız orada mesela? Yani Türkiye mi, dünya çapında mıydı? Dünya çapında yarıştık. Birçok ülkeyle birlikte. Ve biz çok güzel bir şekilde birinci olduk. Birinci olarak geldik. Kahramanmaraş'ı temsil ettik. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir gururdu. Orada yani elde ettiğiniz derece neydi tam olarak? Orada elde ettiğimiz derece Türkiye şov takımında birinci olarak. Sizin bireysel başarınız var mı? Bu şekilde aldığınız kupalarınız, ödülleriniz? Şöyle, daha sonrasında da bireysel olarak da bir sahne aldık yine. Onda da yine birinciliklerimiz, ödüllerimiz hep var. Sizin için sanırsam mesleğinizdeki en yüksek çıkış noktanız son 3 yıl değil mi? Evet. Yani bu son 3 yılı bize nasıl anlatır, nasıl özetlersiniz? Ya da bunun bu kadar önemli olma sebebi, ya yani bu kadar zirveye tırmanma sebebi nasıl oldu? Şöyle, her şey böyle organizasyonlarla birlikte başladı zaten. Yani çalıştık, çabaladık, yerlere güzel bir şekilde geldik. Heyecanlı yani. Tabii gerçekten çok güzel heyecanlar. O sahne, o heyecan, o kadar güzel ki, yani bizim için dediğim gibi çok güzel, çok büyük gururlardı. Bu şekilde her şey çok hızlı gelişti. Sizin için sanırsam dönüm noktalarından birisi de 6 Şubat oldu. Yani herkesin hayatında 6 Şubat'ın farklı bir yeri vardı ama siz Ebrar sitesindeydiniz. Evet. Hem evinizi, hem iş yerinizi, hem de eşinizi kaybettiniz. Evet. Benim her şeyim yani Ebrar sitelerindeydi. Evim, iş yerim, her şeyim. Yani bütün hayatım, 8 yıldır kendi işletmeciliğimi yapıyorum ve 8 yıldır işletmeciliğini yaptığım, şöyle zaten benim ikisi oğlum oldu. Biri, yani ikisi de Ebrar sitelerindeydi. Önce böyle çok ufak, böyle 3 tezgahlı bir salonum vardı. Sonra tabii böyle daha başarılı olunca daha büyük yetmedik, sığmadık. Daha büyük bir salona geçtik. Yani her şey çok güzeldi. Hatta dediğim gibi zaten çok çalışıp çok emek verdiğimiz için artık o büyük dediğim yani salona bile sığmıyorduk. İkinci katını açacaktık daha böyle geniş kapsamlı. Ta ki işte 6 Şubat olana kadar her şey yarıda kaldı bizim için. En dibe vurduk diyebilirim. Yani deprem olmasaydı eğer nasıl bir planınız vardı? Orayla ilgili işletmenizi o Ebrar sitesindeki ikinci katını mı büyütecektiniz? Evet, ikinci katını büyütecektik. Çok böyle daha kapsamlı bir salon olacaktı. Üst katında böyle gelinlerle alakalı, böyle daha özel gelin odaları. Yani çok 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 güzel düşüncelerimiz vardı. Her şey o kadar güzel gidiyordu ki. Zaten ben bir şeyler çok güzel gittiğinde her zaman korkarım. Yani bir şey olacak, böyle bir şey olacak. İnsan hisseder ya. Biraz öyle oldu aslında bizimki. Şöyle tadilat sürecini aslında ileri bir tarihe atacaktık. Ama ben ısrarla nedense yani ısrarla böyle Şubat'ın ilk haftasına almak istedim. Eşim hayır işte daha sonra yapalım, ben hayır daha önce yapalım filan. Neyse biz ortak noktada buluştuk. Salonumuzu tadilata soktuk. Her şey çok güzel ilerliyordu dediğim gibi. Sonra o geceyi yaşadık.
zaman durdu. Her şey durdu. Yani bir anda şöyle söyleyeyim size, tam 5 saniye içerisinde hayatımız bambaşka bir yere döndü. Peki o geceyi konuşacak olursak, depreme size Ebrar sitesine yakalandığınız gece vakti, o gün nasıl oldu, neler yaşadınız o gün? Bir de çevrenizdeki bütün binalar yıkılmıştı. Sizin kim ayaktaydı? Ayakta olan bloklardan birisi miydi? Siz nasıl çıktınız? Ben de enkaz altında kaldım. Tüm ailemle birlikte. Zaten şöyle ki bu tadilat sürecini ısrarla söylüyorum. Çünkü tadilat sürecinden dolayı böyle herkes böyle farklı yerdeyken, mesela kayınvalidem bizimle kalıyordu normalde. Ama tadilat sürecinde olduğum için, yani çocuklarıma ben bakabilirim dedim. Onu o gün gönderdik. Sonra annemi çok özlemiştim. Annemi o gün bize getirdik. Ve ben hiç normalde yatmadığım salonda iki çocuğumla birlikte orada kaldım. Aslında her şey çok, yani normalde çok, yine çok güzel bir gündü. Böyle ailecek güzel bir pazardı aslında. Sonra uyuduk. Malum saat 04:17. Ben zaten böyle bu arada Ebrar sitelerinin birinci katındaydım. 11 katlı binanın birinci katındaydım. Hangi blokta? Z bloğunun yanında Selam sitesindeydik. Zaten full Ebrar orası. Z blokla yan yanaydı bizim sitemiz. Bir an böyle bir tak, böyle bir sesle yataktan zaten bir atıldım. Dediğim gibi iki çocuğumla salonda yatıyordum ben. Bebeğim, 3 aylık bebeğim, kızım 7 yaşında. Sonra bir an tabii o kadar, 5 saniye diyebilirim size yani. Böyle yataktan bir an, yani insan tüm vücut halinde kalkabilir mi bir anda? Ben böyle tak, yani tüm vücut kalktım ayakta. Kafamı bir kaldırdım. Kafamdan aşağı topraklar yağıyor. Sonra Aytaç diye bir çığlık attım. Baktım kafamdan aşağı bir şeyler yağıyor. O psikolojiyle hemen beşikten bebeğimi aldım. Kızım karşı kanepedeydi. Sol kolumla ona doğru atıldım. Ve çöktük. O an ne olduğunu inanın hiç anlayamadım. Dedim ki öldük. Öldük dedim yani. Öldük biz. Bitti. Hayatımız bitti. Bağırıyorum. Bu arada kızıma doğru kolumu attım zaten böyle. Buradan böyle bir büyük bir darbe yedim. Kanepenin dibine çöktüğümden dolayı beşikle birlikte bir yaşam alanı oluştu bize. Elimi atıyorum böyle. Burada komple duvar var zaten. Kızım yok. Yok. Hiçbir şekilde yok. Gitti dedim. Kızım gitti. Yok. Sonra yani bebeğimiz zaten şu mesafedeyim. Bağırıyorum. Bağırıyorum. O kadar bağırıyorum ki. Ses olduğu gibi tamamen kulağımın içine doluyor. Toprak yutuyorum. Ben hala anlamadım deprem olduğunu. Hiçbir şekilde anlamadım. Yaklaşık bir yarım saat çığlık attıktan sonra ben, telefonum çaldı o sırada. Beşikle kanepenin arasına sıkıştığımız için zaten bir ses, telefon sesi. Böyle elimi beşiğin altına sürükledim. Cenin pozisyonundayım zaten. Kalkamıyorum. Sağım yok, solum yok, önüm yok. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Telefonu aldım. O an gerçekten hala bu dünyada olduğumuzu idrak ettim yani. Telefonu açtım. O an kim aradı inanın bilmiyorum. Deprem olmuş. Deprem oldu dediler yani. O an deprem olduğunu anladım. Sonra telefon arka arkaya çalmaya devam ediyor. Çalıyor. Onu açıyorum, bağırıyorum. Onu açıyorum, bağırıyorum. Dedim ki, ya dedim. Herkes dedim arıyor. Sadece bizim binamız mı çöktü dedim ya. Bir tek bizim binamız mı çöktü dedim ben. Sonra bağırmaya, işte çırpınmaya başladım. Beni kurtarın, çocuklarımı kurtarın, çocuklarımı kurtarın. Böyle bir
bir an cebelleşiyorum kurtulmak için. İnanın kurtulabileceğim hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Sadece elimde telefonla bağırıyorum beni arayanlara. Şarjım bu arada %8. Bitmek size üzere. Arayanlarla peki iletişim kurabildiniz mi? Evet. Yani siz onları duydunuz, onlar sizi duydular çok mı? Çok enteresan ki benim evimde normalde telefon çekmez. Ama yani işte Rabbim yani benim telefonum çekiyordu. Tüm çok kişi aradı. Arayanların hepsini açtım. İşte konum gönderdim. Konuşabildiniz yani evet, hiç sağlıklı bir şekilde. Konuşabildim ama şöyle çok sağlıklı konuşamıyorum. Çünkü sürekli bağırıyorum. Sürekli bağırıyorum. Yani çocuklarımı kurtaran. Çünkü şöyle öyle bir toprak yutuyorsun ki. Öyle bir toprak yutuyorsun ki böyle boğazında kalıyor zaten. Nefes alamıyorsun. Yani özellikle şu yüzden sormak istedim. Hani biz o gün dışarı çıktığımızda yani ilk bir saat çok böyle seyrek bir şekilde telefon çekti ama ondan sonra kimseyle iletişim kuramadık. Telefonlar komple gitmişti. O yüzden benim telefonum hep çaldı. Çekiyordu yani. Sonra bağırdım, çabaladım, konuştum. Buradayım, şuradayım. Çocuklarımı kurtarın. Yetmedi artık. Instagram'dan story paylaştım ama internet çekmedi, paylaşmadı story'yi. Sonra bu arada kızım ses verdi. Anne dedi, babam dedi bize şaka yapıyor, beşiği kilitlemiş. Evet kızım, yani sakinleştirdim onu. Onu şöyle göremiyorum, böyle yatağın, kanepenin başlığı, duvar düşüyor, kanepenin başlığında kalıyor. Böyle kafasını uzattı, gördüm ama inanın elimi atıyorum ama yüzünü görüyorum ama kolumu yok, bacağımı yok. İnanın bilmiyorum. Sadece yüzünü görüyorum. Sıkışmış bir şekildeydi. Bu arada ben artık hani iletişim kurmaktan neredeyse vazgeçtim diyebilirim. O kadar çünkü dedim ki Ayşe dedim artık seni burada kimse bulamaz. Seni burada kimse duyamaz. Çünkü bağırıyorsun, ses tamamen senin kulaklarının içine doluyor. Dedim ki sen bir şekilde buradan çıkacaksın. Çocuklarını çıkartacaksın. Önce çocuklarıma adapte oldum zaten. Böyle cenin pozisyonundayım. Böyle dediğim gibi hiçbir şekilde kıpırdayamıyorum. Kızım zaten orada. Şöyle yaptım. Kurtulma çabasına girdim artık kendi başıma. Hafif önümde bir boşluk var. Şu kadar falan. Oradan böyle bir hava geldiğini hissettim. Elimi uzattım. Orası tamamen kapalı. Sonra böyle telefonun flaşıyla zaten yerin dibinde olduğum için telefonun flaşıyla baktım. Duvar aşağı inince kornişon var orada perde. Rulo olmuş halı gibi. Orayı tamamen kapatmıştı. Elime böyle gelen herhangi bir şeyle böyle zorladım. Zorladım. Açtım artık can havliyle kornişonu duvardan sökmüşüm yani. Orada bir yer açtım çok ufak. Şu kadar ve şu kadar elinde, şu kadar boyunda bir yer. Böyle hafif böyle ileri doğru büyüyor, genişliyor. Sonra bebeğim önümde zaten. Bu arada ben kaybederim ve hiç bulamam. Yani Rabbim o kadar büyük ki bebeğimin emziği yanıma düşmüştü. Elimi sürüklediğimde. Yani onun ağlaması emziği ağzına verdiğinde zaten susmuştu. Bağırmıyordu artık. Sonra işte kızım orada, kızıma dedim ki, kızım, biz kızım din eğitimini almıştı. Sen dedim, hiç durmadan dua et. Hiç durmadan dua oku, sure oku. O hiç durmadan böyle sure okudu, dua okudu. Sonra hesapladım saniyeler içerisinde. Ben o pozisyondaydım, böyle cenin pozisyondaydım. Böyle bir boşluk vardı ya, böyle uzun. Evet. Bebek zaten 3 aylık, çok küçük. Onu yer yok çünkü. O boşluğa ittim. Yani dönmem gerekiyor. Onu o boşluğa ittim ve ben olduğum yerden tam tersim döndüm. Önce çocukları yani böyle oradan o boşluktan aşağı atmak istedim. Nefes alsınlar. Nefes alamıyoruz çünkü. Nefes alamayacaklar ve ölecekler.
Onları oradan fırlatacaktım yani. Yani boşluk mu artık nereye, nasıl bir yer bilmiyorum. Onları oradan ittirip bırakacaktım. Kızım korktu. Hayır anne, hayır, hayır gidemem. Dedim o zaman ben döndüm. Tam olduğum yerden ters döndüm. Kızıma dedim ki, kanepenin üzerindeydi zaten yanımda. Sıkışık bir durumda. Ona ayağımı uzattım. Dedim ki sen tutacaksın ayağımdan. Benle birlikte geleceksin. Çünkü ben oradan çıkarsam ona tekrar ulaşamayabilirim. O benim ayağımdan tuttu. Bebeği dediğim gibi oraya doğru ittirdim. O çıkacağım bölüme doğru. O sığıyor çünkü oradan. Nasıl sığdım bilmiyorum. Asla asla sığmam dedim bir yerden. Yani sığdım. Biraz sürüklendim. Çıktım. Zaten kızım ayağımı tutuyordu. Önce zaten kızımı çektim. Sonra da bebeği çektim. Tamam dedim. Ayşe, gökyüzünü görüyorsun. Kurtuldum. Sonra bir baktım. Ayşe, kurtulamadım. Çünkü öyle bir cehennem yeri ki bütün binalar yıkılmış. O kadar böyle dik dik binalar, böyle çatı şeklinde. Yani yürümem oradan imkansızdı. Kucağımda bebek, yanımda kızım. Oradan yürümem imkansızdı yani. Bir adım attım düşüyordum zaten. Kızım çok korktu, ağladı. Hava o kadar soğuk, eksilerde. Bir yandan hava aydınlanmış mıydı siz çıktığınızda? Hayır, çok karanlıktı. Evet, 2 saat kaldım zaten. O gece, o gün hava çok geç aydınlandı. Uzun bir süre karanlıktı. Tahminimce 2 saat kaldım. Sonra bağırmaya başladım. Bizi kurtarın. Aytaç'a bağırıyorum. Aytaç, Aytaç. Ben zaten onun sesini hiç duymadım. Hiçbir şekilde duymadım. Öyle bir şey ki ben orada hiç ses duymadım, biliyor musunuz? Orada insanların sesi asla, asla hiçbir çığlık sesi yoktu. Hiçbir çığlık sesi yoktu ben oradan çıktığımda. Çok bağırdım. Yaklaşık 1 saat ben orada soğukta, bebeğim kucağımda, yanımda kızım, bağırdım. Kocamdan ses almaya çalıştım, annemden ses almaya çalıştım. Hiçbirinden ses alamadım. Hiçbir yerden de ses yoktu zaten. Sadece kafamı kaldırdım, istinat duvarı vardı benim önümde. İstinat duvarının en tepesinde böyle birkaç kişi gördüm. Bu üst kattan falan birilerini çıkartmaya çalışıyorlardı. Daha sonrasında benim çığlıklarım, oradan bir adam geldi. Şöyle baktı bana, inanamadı. Dedi ki kızım sen nereden çıktın dedi ya. Sen nasıl çıktın? Benim burada yeğenlerim var. Nereden çıktın? Söyle nasıl çıktın sen diye adam zaten ağlamaya başladı beni görünce. Sonra böyle binaları birbirinden ayıran yükseklikler var. Oradayım. Hafif yürüdüm. Oraya doğru geldim. Oradan çıkamıyoruz zaten. Adam bizi oradan çıkartacak. Bebeğimi istedi benden. Önce çocukları çıkartayım dedi. Vermedim yani. Ben dedim veremem. Yani ben bebeğimi verirsem bir daha asla göremeyeceğimden o kadar çok korktum ki. Çünkü ortalık yangın yeriydi. Hala idrak edemiyorsun bazı şeyleri. Evet, deprem olmuş. Fakat hala idrak edemiyorsun. Neyse, beni bir şekilde ikna ettiler. Önce çocukları aldılar. Sonra ben zaten bu kolum hiçbir şekilde tutmuyordu. Hiçbir şekilde. Bu kolumdan güç alamadığım için çıkmam, yani çok ufak bir yerde ama çok zor oldu. Yürüdük. Bütün enkazların üzerinden yürüyoruz. Ben o insanların üzerinden yürüdüm. Hala tabanlarımda onların, yani can çekişme sesi diyebilirim. Bir çığlık yok. İnsanlar can çekişiyorlardı. O ebrar siteleri o kadar kötü bir şekilde yapılmış ki sadece 5 saniye içerisinde toprak yığınına döndü ya. Bütün eşiniz, dostunuz, komşularınız, evet, arkadaşlarınızı kaybettiniz. Kaybettik. Hepsini kaybettik. Bu şekilde ilerledi. Sonra oradan çıktık. Birilerine ulaşmam, gelip beni almaları, arkadaşlarım, dostlarım hepsi koştu, geldi. Oradan çıktık. Çok kötü, çok kötüydü. Yani ne yaparız, nasıl yaparız? İş yerlerimiz yıkıldı, salonlarımız, her şeyimiz tersine döndü. 2 tane çocuğum var.
ben dedim yani hiç yani böyle o kadar kötüydüm ki, hiç psikolojim o kadar kötüydü ki ne yapacağımı inanın bilmiyordum yani. Sonra iki çocuğum olunca dedim ki Ayşe, bir şekilde senin ayakta durman gerekiyor, toparlanman gerekiyor. Tabii bu sırada eşimin, dostumun, akrabalarımın yani tüm dostlarım, arkadaşlarım hepsi seferber oldu, yanımızdaydı. Bu süreç içerisinde çok desteklerini gördüm. Onlar yanında olduğu için toparlanmam biraz daha kolay oldu diyebilirim. Ne kadar kolay olabilirse ancak o kadar. Sonra iş yeri açmaya karar verdim. Benim için çok zor, çok zordu. O kadar acımın içerisinde ama eğer acımı mecbur bir yana atmak zorundaydım. Çünkü benim iki tane çocuğum var ve kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyor. Bunu yapmam gerekiyor. Zaman o kadar acımasız ki hiç durmadan akıyor, gidiyor. Mecbursun. Ayakta duracaksın. İş yerimi açtım, tuttum. Bir şekilde düzen sağladık. İyi ki açtım. Bir kadın olarak bu kadar dibe vurduktan sonra kendi ayaklarımın üzerinde durduğum için, çocuklarımı hiçbir şekilde perişan etmediğim için gerçekten acılarıma kendimi bırakmadım. Belki yasımı doğru düzgün tutamadım ama onları perişan etmedim ve kendi ayaklarımın üzerinde durduğum için çok mutluyum. Yani şimdi 6 Şubat'ın gerçekten hepimizde bıraktığı izler var ama sizde, sizin durumunuz biraz daha farklı. Evinizi, hem iş yerinizi, hem eşinizi hepsini aynı anda kaybedince yeniden toparlanma süreci gerçekten çok zor. Evet, yani çok çok zor günler geçirdik. Ama hayat devam ediyor. Üzüldük, ağladık, ağlıyoruz, üzülüyoruz. Ama dik durmak zorundayız. Bugün yeni iş yerinizi ne zaman açmıştınız? Yeni iş yerime yaklaşık 3-4 ay kadar oluyor yeni iş yerimi açalı. Yeniden başladık. Benim daha önceki personellerim beni hiçbir zaman bırakmadılar. Zaten biraz da iş yerimi açmamda onların yani katkısı var. Böyle onlar böyle gözlerim için öyle bir baktılar ki yani beni bekliyorlardı ve hep beklediler. Yine aynı ekibimle, kendi yetiştirdiğim ekibimle yoluma devam ediyorum. Peki bu zor günlerin ya zor günleri atlattıktan sonra tekrardan yeniden başladınız. Hem de güçlü bir şekilde, dimdik bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Bu azminizi, işte bu gücünüzü nasıl aldığınızı, nasıl toparladığınızı, diğer insanlara örnek olması açısından nasıl tanımlarsınız? Şöyle, biz kadınların bence içinde olan bir güç. Kadınız, güçlüyüz, anneyiz her şeyden önce. İstersek her şeyi başarabiliriz. Tabii ki bu zaman diliminde çok tüm arkadaşlarımın hepsi o kadar çok destek verdi ki birini tutamadığı yerde biri tuttu. Hep yanımdalardı. Dediğim gibi yani biz kadınız, istersek her şeyi başarabiliriz. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Depremin daha ilk gününden belki de sizin gibi her şeyini de kaybetmeyen insanlar vardı. Ama şehrin durumunu gördükten sonra bu şehir bir daha toparlanmaz, bu şehir ayağa kalkmaz diyerekten gidip başka yerlere yerleştiler. Ama siz her şeyinizi kaybetmenize rağmen yeniden bütün yatırımınızı buraya yapmak istediniz. Yeniden düzeninizi burada kurdunuz. Evet, çünkü hani acı da olsa anılarım, hatıralarım bırakıp gidemedim. Gittim ama çok kısa. Dayanamadım, geri döndüm. Memleketime biraz çok düşkünüm. Ve yani benim için anılarım, hatıralarım, yaşanmışlıklarım bu şehrin her sokağında. Anılarım yani benim için o kadar kıymetli ki. Peki bundan sonraki süreçle ilgili ne tür hedefleriniz var? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle aynı zamanda
kendi işletmemin başındayım ve eğitmenlik yapıyorum. Bu konuda daha ileri adımlar atacağız. Her şey çok güzel ilerliyor. Rabbim sağ olsun. Yani niyetimize göre yolumuzu açıyor. Var mı bundan sonra şampiyonluk hedefleri? Olacak inşallah. Bakalım. Yani katılmayı düşündüğünüz yarışmalar? Aynen var. Önümüzde çok güzel organizasyonlar var. Çok güzel hedeflerimiz var. Zaman içerisinde her şey çok güzel olacak. Sabırla bekliyorum ben de. Peki. Çalışıyorum. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Toparlayacak olursak seyircilerimize vermek istediğiniz bir mesaj, anlatmak istediğiniz farklı bir konu var mı? Şöyle, onlara şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun, içinizdeki güce inanın. Siz inandığınız zaman Rabbim öyle bir yardım ediyor ki, öyle bir ayağa kalkıyorsunuz ki, o yüzden hiç korkmayın. Sadece içinizdekine güvenin. Eğer zaten niyetiniz temizse, Rabbim her türlü yolunuzu açıyor. Kadınız ve güçlüyüz. Bu kadar. Peki efendim, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda yeni konular ve konuklarla görüşmek dileğiyle bizleri takipte kalın.